Demokratlar dünyadaki tüm demokrasi mücadelesi veren insanlarla dayanışma içinde olmalı. Yani demokrasi ülke sınırlarıyla bitmiyor. Dünyada nerede insanlar demokrasi için cezaevine giriyorsa, mücadele veriyorsa onların yanında olmak mecburiyetindeyiz. Şu anda maalesef Türkiye karanlık günler yaşıyordu. Demokrasi için mücadele verenler cezaevinden seçim kampanyası yapmak zorunda. Olağanüstü hal var. Basın özgür değil, yargı bağımsız değil. Dolayısıyla bizim burada demokrasiden faydalanan insanlar olarak görevimiz o insanlarla dayanışma göstermek. Şöyle söyleyeyim, eğer birinci turda seçimleri kazanamazsa, ikinci turda kalırsa ve aynı zamanda mecliste çoğunluk değişirse, yani demokratik güçler çoğunluğu sağlayabilirsek bizim görevimiz Avrupa'da yaşayan bizler olarak ve Avrupa'daki hükümetler olarak Türkiye'nin yanında olmak. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne doğru giden yolun yanında olmak ve bunu sadece sözle değil özle altını çizmek. Yani Avrupa Birliği müzakereleri tekrar canlandırılmalı. Çünkü bizim buradaki sloganımız Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'deki hükümeti eleştiriyoruz. Türkiye'deki var olan hükümeti eleştiriyoruz ama Türkiye'nin elbette ki yeri Avrupa Birliği'dir. Biz burada rahatız, bakın işte burada toplantı yapabiliyoruz, sizinle konuşabiliyoruz, istediğimi söyleyebiliyorum, oradaki insanlar onu yapamıyor. Bunu inanılmaz zor şartlarda yapmak mecburiyetinde bir cumhurbaşkanı seçim kampanyasını cezaevinden sürdürmenin ne olduğunu herhalde hiçbirimiz düşünemez. Olağanüstü hal bölgesinde seçim kampanyası yapmak, yasaklarla basın özgürlüğü olmayan bir ortamda, hayatın tehlike içinde olduğu bir ortamda seçim kampanyası sürdürmenin ne olduğunu herhalde hiçbirimiz düşünemez. Dolayısıyla görevimiz dayanışma içinde olmak. Herkes taşıyor bunu tabii ki. Yani olası bir muhalefetin çoğunluğu durumunda Erdoğan rejimi bunu kabul eder mi? Neler yapar buna karşı? Onu tabii herkes büyük bir merakla düşünüyor. Bir şekilde hile olacağını zaten herkes tahmin ediyor ama hile ne kadar büyük olacak? Hile seçimleri çalma noktasına kadar gider mi? Onu tabii bilemiyoruz. Umarım ki olmaz.